Arkadaşlar 28 Temmuz tarihinden beri maalesef ülkemiz 5 gündür yanıyor. Orman yangınları ülkemizi sarmış durumda ve bu duruma maalesef hepimizin içi parçalanıyor. Ve yangınların sayısı da biz videoyu çektiğimiz tarih itibariyle 120'nin üzerine çıkmış durumda. Birçoğu söndürüldü ancak hala devam eden yangınlar var. Biz de bu videomuzda her şey nasıl başladı ve bu yangınları söndürebilmemiz için ne tarz teknolojilere ihtiyacımız var ve devamında neler olabilir gibisinden maddeleri ayırdık. Birazcık gündemi sizlere aktarmak istiyoruz. Şimdi uzmanlar yangın kaynakları 4 ana nedene bağlıyorlar. Bu nedenler iklim değişikliği, Akdeniz ve Ege bölgesine etkisini gösteren fön rüzgarları, ormanlardaki yerleşim alanları ve tabii ki maalesef sabotaj ve bilinçsiz insan faktörü. Ve sonuç itibariyle 28 Temmuz'dan itibaren sürekli gözlerimiz yaşlı arkadaşlar. İşte hayatını kaybeden insanlar için, ağaçlar için, hayvanlar için günlerdir hepimiz ağlıyoruz. Yangınların önemli bir kısmı kontrol altına alındı şu an bizim gördüğümüz kadarıyla. Ancak Antalya, Manavgat ve Muğla'daki bir türlü kontrol altına alınamayan yangınlara karşı önlem şu an yetersiz gibi gözüküyor. Peki yangını söndürmek için hangi teknolojilere ihtiyaç var? Biraz da kendi penceremizden bakalım olaya. Öncelikle şu konuda bir netleşelim arkadaşlar. Orman yangınlarının özellikle böyle arazi, araçların vesaire girmenin zor olduğu bölümlerde yangının tepeden yani havadan söndürülmesi şart. Helikopterler, uçaklar havadan alevi zayıflatıyorlar ve bu sırada da karadan destek geliyor arkadaşlar. Arazöz ve itfaiye araçları da karadan tam destek oluyor. Buradaki dediğim destek şu, itfaiye ve arazözler karadan soğutma işlemini yürütüyorlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi en önemli detay helikopterlerin ve uçakların havadan olaya anında müdahale etmeleri ve bu zayıf kaldığı zaman arazözler ve itfaiye araçları karadan ne kadar müdahale de etse yetersiz kalıyor. Son dönemde yine bu yangınlar başladığından beri ülkemizde Türk Hava Kurumu'nun elinde bulunan envanter oldukça fazla konuşulmaya başladı. Elindeki uçaklardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Canadair CL-415 modeli. Bu uçaklardan bir tanesi 30 milyon dolara üretiliyor ve çok uzun bir zamandır zaten hali hazırda üretiliyor. İsminden de anlayacağınız gibi Kanada menşeli bir firma kendileri. Tek seferde yaklaşık 5 ton suyu 12 saniyede denizden doldurup yangın bölgesine götürebiliyor. Yani ciddi anlamda olumlu katkılar sağlıyor. Dünya çapında da pek çok yangında acil durumda kullanılmış bir uçak kendisi. Bu uçak haricinde de tabii ki de başka uçaklar da var. Daha az su kapasitesine sahip planörler, askeri uçaklar, donanma gemileri ve helikopterler zaten hepimiz gördük. Acil müdahalede kullanılan diğer araçlar arasında yer alıyor. Peki ülkemizde bu uçaklardan hangileri var? Şimdi Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere bir yakından bakalım bu noktada isterseniz. 13 tane su atar uçak, 3 tane idari uçak, 9 tane insansız hava aracı, 45 tane helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 tane arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi ve yaklaşık 4800 tane personel şu andaki yangınlarda görev alıyorlar. 2019 yılına döndüğümüz zaman şunu görüyoruz arkadaşlar. Teknofest'te bu Kanada'dan gelen uçaklar gövde gösterisi yapmıştı. Yani elimizde o uçaklardan da mevcut. Ancak bu CL-415 uçakları şu an kullanım dışında. Neden? Çünkü bir bakıma ihtiyaçları var ve Türk Hava Kurumu'nun kayyum heyeti başkanı Cenap Aşçı da bu uçakların bakımı için 4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Yine Cenap Aşçı'nın açıklamasına göre de sorumluluk Türk Hava Kurumu'na ait ve bu uçaklara herhangi bir bakım yapılmamış. Hatta bu uçakları da Ankara Etimesgut'ta yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin arkasındaki hangarda görebiliyoruz. Google Maps'ten siz kendiniz de girip bakabilirsiniz. Zaten biz de buraya görselini ekliyoruz. 4 milyon dolarlık bakımın yapılmaması eleştirilere sebep oldu tabii ki de doğal olarak. Ancak eleştirilerin başka noktaları da var. Bunlar neler? Bir bunlara bakalım isterseniz. Muğla'daki yangın sırasında kurumu arayan belediye başkanı Osman Gür'ün orada herhangi bir yetkiliyi bulamadığını söylüyor saat 15.30 itibariyle. Yani arıyorlar ve telefona çıkacak bir yetkili bulamıyorlar. Bu birinci eleştiri sebeplerinden bir tanesi. Bir diğer sebep de şu, Türk Hava Kurumu başkanının yangınların olduğu gece düğünde olduğunu belirtmesi de yine halk arasında çok ciddi bir eleştiri topladı arkadaşlar. Bu akşam bir özel durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek zorunda kaldım. Ama tabii ki de eleştirilerden en büyüğü elimizde bu uçakların olmasına rağmen şu an hala yangınların devam etmesi, orada insanların acı çekmesi, canlarını kaybetmesi gibi durumlar. Tam da bu sebepten dolayı videoyu çektiğimiz tarihten bir gün önce Instagram ve Twitter'da bir hashtag artık dünya gündemine oturdu arkadaşlar. Help Turkey hashtag'i zaten hepiniz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ve Türkiye'de yaşayan insanlar yurt dışından yardım istemeye başladı bu yangının sönmesi için. Özellikle Birleşmiş Milletler'de. Şu an için Instagram'da 220 bin, Twitter'da da 2,5 milyon hashtag görüyoruz Help Turkey adı altında. Avrupa Birliği, İspanya ve Hırvatistan'dan 3 tane uçağı ülkemize yardım için gönderme kararı aldı. Bu 3 uçağın ülkemizdeki uçaklarla aynı olması da yine bir tartışmaya yol açtı. Help Turkey hashtag'in ardından da yine bunun tam tersini düşünen Türkiye'de yaşayan insanlar da var arkadaşlar. Onlar da dediler ki biz zaten güçlüyüz, dışarıdan yardıma ihtiyacımız yok. We don't need help ve Strong Türkiye hashtagleriyle onlar da dediğim gibi yardıma muhtaç olmadığımızı düşündüler. Şimdi hashtag vesaire meselelerini bir kenara bırakıyorum. Tabii ki de bu videoyu izleyenlerin ya da herkesin Türkiye'de yaşayan hatta dünya
dünyada yaşayan tek temennisi bir an önce başka herhangi bir canlının zarar görmeden yangınlarının sona ermesi. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Biraz da ona bakalım isterseniz. Bu aşamada konuşulacak bir detay daha var arkadaşlar. Şimdi ünlüler kendi arasında böyle Tema Vakfı'na bağışta bulunmayla ilgili challenge'lar başlattılar. Bu ne kadar gerekli, ne kadar gereksiz biraz bunu tartışalım. Bu konuda genel kanının yanan bölgedeki ekosistemin türüne, fidanların cinsine ve dikimin nereye yaptığınıza göre değiştiği yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında bir yer yandıysa hadi hemen söndürelim ve üzerine yeni ağaç dikelim demek aslında olmuyor. Uzman görüşleri bu şekilde. Tema Vakfı'na yapılan bağışlar elbette yerini bulacaktır arkadaşlar. O ağaçların da tabii ki de hepsinin bir yeri var. Ancak yanan bölgelerde, yangın olan bölgelerde yine uzmanların belirttiği şu arkadaşlar, uzun bir süre ağaçlandırma yapılmaması gerektiği. Peki nasıl yardım yapabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Valiliğinin yardım hesabı açtığını duyurdu ve destek beklediğini ifade etti. Bunun dışında Ahbap Derneği ve ihtiyaç haritası ile birlikte bölgedeki vatandaşların yardım ihtiyacını da karşılamamız tabii ki de mümkün. Tabii ki de bu yangından sadece insanlar etkilenmedi. Orada birçok hayvan da yangından etkilenmiş vaziyette. Bu yardımlar içinde Haytap'a istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz ve hayvanlara destek olabiliyorsunuz. Tabii ki de sadece Haytap'ı söylemeyelim. Instagram'da vesaire karşınıza bir sürü dernek çıkmıştır. Güvendiğiniz bir derneğe yine hayvanlar için bağışta bulunma şansınız var. Biz neler yapabilirizden bahsettiğimize göre de artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Tabii ki de bu hiç mutlu güzel haberler verdiğimiz bir video değil sizlere. Ancak umarız artık en kısa sürede gerekli bütün müdahaleler tam olarak yapılır ve oradaki bütün yangınlar sona erer. Bu arada siz neler düşünüyorsunuz mutlaka yorumlar bölümünden bizlere ulaştırın arkadaşlar. Kafanızda bir şeyler vardır, belki bir yardımınız dokunur vesaire. Yorumlar bölümünden hep beraber tartışabiliriz meseleyi. Tabii ki de şu an yardıma muhtaç durumda da olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara onları da mutlaka yazın. Biz de elimizden geldiği kadar yardım ederiz. Biz edemesek bile onu gören bir kişi sizlere mutlaka yardımcı olacaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.